Bana sorma bir şey abi senin. Hiçbir şey sorma. Sen. Kardeş sen boş ver, başka işine bak. Ulan gerizekalı. 500 kişiye sorsan doğalgaza zam geldiğini söyler. Gerizekalı. Buna sor. Bu bana sormana gerek yok. O oy verenlerden biri o. Abi ülke güldük Gülistan'da. Ne kim aç ki? Aç olanı getirin bana. Kimsesi yok. Bağımsız ya. Bu ruh hastasının hiçbir şeyi var. Kiralar var, gelirler var. Memlekette herkes evli zannediyor bu gerizekalı. Abi ne yok ya? Ne yiyor? Ne? Bana söyle. Bu ülkede ne yok? De ki ne yok? Bana onu söyle. Ne zannediyorsun? Ya bu ülkeyi neyini beğenmiyorsun sen? Bana onu söyle mi? El kol yapma sikerim belenden gibi. Bir de şu ikili tartışmalardaki ben üçüncü ve dördüncü izleyenlere bayılıyorum. Hele bir tane bir video açacağım. Biliyorsunuz onu. Senin ne güzel ayakkabıların var. Senin güzel çorabın var. Bir tanesi de çıkıyor geliyor ki ben diyor işte şöyle solcuyum. Diyor ondan sonra şöyle yaparım salaksınız falan diyor. O ikisi arasındaki iletişim mükemmel abi. Anlayanlar anladı, açarım birazdan. Evet, oğlum şey ekonomik durum iyi değil. Ekonomik durum iyi değil. Benim iyi olması önemli değil. Sen ülkenin ekonomik durumu aşağılık karakter. Benim iyi olması... Oğlum çok iyi karakter ya. Dur. Oğlum ekonomik durum iyi değil. Ekonomik durum iyi değil. Benim iyi olması önemli değil. Senin ülkenin ekonomik durumu aşağılık karakter. Yazdığın da var, kışlığın da var. Daha ne istiyorsun? Normalde de bak ben sana bir şey diyorum. Lokantaya para vermez. Her şeye para vermez. Bu doğru düzse belki vergi de vermiyordu bu. Anlatabiliyor muyum? Bunun için herkes öyle der. Bunun için bu ülkenin fabrikaları satılmış, bu ülkeler fabrikalar, şirketler kapatılmış. Bunun için hiç önemli değil. Yani Yunan Anadolu'ya gelsen işte diye boynuna sarılır. Yalnız dayı bayağı girdi ha. Bayağı gömdü ya. Doğru diyor. Desteklemesen diyorum ki Müslüman mıyız? Benim senin dediğin değil, Kur'an'ın dediği olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum hemşerim. Şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Cumhurbaşkanım? Sayın Cumhurbaşkanım. Herkesin Cumhurbaşkanı. Senin Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ben Erdoğan. Oy vermedim ki. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sensin terbiyesiz. Kararı sensin. Burada Cumhurbaşkanı'yla konuşurken Sayın Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Konuşmuyorum lan. Sana ne lan? Abine bak görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlum ben şimdi bak kalkacağım dedim. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanı değil başbakanım değil. Anladın? Değil. Sen de Cumhurbaşkanı. Anladın? Terbiyesiz yapmayın. Ya bu standlar Türk kavgaya gireceği. Bu millete ne oldu ya? Adam o. Kısacası adam diyor ki gel sen bana tabi ol, kölem ol. Miladi takvimden önceki köleler var ya, kendim bin alayım, sen bir al, gene de bana tabi ol. Hard kapitalizm budur. Leşçi can alıcı. Buradan o battal gazilere sesleniyorum. Hani bir okla üç kişi vuruyor ya, geri o adam diriliyor, öbür sahnede geliyor ya, adam ölmüş geliyor. Aynı adamlar tamam bana bel altı konuşuyor, benim siyasi görüşümü deşifre etmek istiyor, tamam mı? Ben onların seviyesine iner miyim? Ne kadar yüreğim varsa atarım ortaya, anladın mı? Kimse benim erkeklik onu durumla oynayamaz. Anladın mı? Şu ön dişimi görüyor musunuz? Porselen ya. Sıka sıka dişimi düşürdüm ya. Ben mecbur muyum siyasi bir şirketle çalışmaya? Kardeşim bir elektrik parası geliyor. 15 milyon şu vergi, bu vergi. Moğollara dönmüşüz. Kardeşim 1071'den mi yaşıyoruz? Herkes başımıza kapitalist olmuş. Şair demiş ya. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalır. İki kere öpsem üçün boynu bükük kalır. Onun için seviyorum diyeceksin. Çekileceksin kenara. Hadi selam aleyküm. Selamünaleyküm. AK Parti Genel'i işsizlik çoğaldı. Çalışacak mısın? Ha başladı kavga bak. Bu röportajların hepsi sağa sola kafayı çevirerek devam ediyor abi. Kimse konuşamıyor orada. Mutlaka birbirlerine giriyorlar. Hani işsizlik çoğaldı da? Nerede işsizlik çoğaldı? İşsizlik yok mu? İşsizlik yok. Hiçbir yerde yok. Millet çalışmıyor. Hayır. Şu arabalara bir bak. Hepsinin altında son model araba. Ben fabrika sahibiyim. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum. Niye hemşire öğretmen çalışamıyor peki? Nasıl çalışıyor? Atanamayanlar ne oluyor beyefendi? Atanamayanlar sıranı bekleyeceksin. Sıranı bekleyeceksin. Ben 5 senedir sıramı beklemişim zaten. Yetmiyor mu? Adamsan gel burada kendini reklam etmene gerek yok. Fabrika sahibisin ya ama adam olamamışsın. Adam 10 tane adam götürdüm ben iş yerine, 10 tane. Ertesi gün geri çıktı. Ertesi gün verdim tabii. Sigortasını yatırdın mı? Yaptım tabii. Siz gezin buralarda. Siz buralarda dolanın. La sen kimsin bana dolan diyorsun la? Sen kimsin lan bana dolan diyorsun? Ne demek la? 24 lira olmuş bir kıymalı pide.
24 lira. Buradaki bütün millete söylüyorum. 24, 12 liradan 24 lira olmuş. Bundan 18 sene önce İstanbul rezaletti. Sular pislikten geçilmiyordu. Felaketti her şey. Lütfen bunu yapma. İmamoğlu'nun proje olduğunu nereden anladınız? Neye dayanıyorsunuz? Nereden? Var mı? Söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim beyefendi. Nereden anladınız? Kaya gittiğini gördün mü? Nereden anladınız? Ben söyleyeyim. Bir delil söyle. Bak Müslüman adam. Dinle. Delili Amerikan ne dedi? Adam ikna etmez. Çok ayıp. Adam ikna etmez. Bilmiyorsan siz konuşma. Siz Müslümanın siyasette alet ettiğiniz Tayyip Erdoğan gibi yazıklar olsun size. Siyaset haramdır bir kere. Müslümanlığı arkadaşlar. Kesin diyor. Tabii PKK kesin. Ne PKK'sı ya? FETÖ kimdi? FETÖ kimdi? Tayyip Erdoğan bir kaosa bak ya. Ayıptır sakalını. Bak işte bak ben hep arkadakilere odaklanıyorum. Bunlar zaten tartışma dönüyor. Arkadakilere bakın. Sen utanın, yaşınızdan utanın lan. Erdoğan'dan başkası da yok. Okyanusun ötesine. Bak bu işi Türkiye'yi bölecek. Ekonomi çok güzel. Bak ben 86'da 16 sene 20 sene önce aylık alıyordum. Yemin ederim evime varmıyordum. Allah'ıma şükürler olsun. Evime dolar mark koymadım. Gavurun parası koymam. Şimdiye kadar 51 yaşındayım. Ama Türk parasına altına yatırım yaptım. Kadınlar biliyor bir dakika. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya, nereye uçuyor ya, Türkiye? Kimi? Bak Türkiye uçuyor kardeşim. Aklı başımıza var. Türkiye uçuyor. 20 milyon acından ölüyor. 20 milyon kredi kartında. Herkesin evine haciz geliyor. Haciz. Ben de öğrenci. Güzel derken yanlış. Bir saniye beyler. Nasıl bir giriş lan? Haciz geliyor. Haciz. Nasıl bir giriş abi? Gelerek girdi. Hop. Selamünaleyküm. Ben de Hollanda'dan geliyorum. Hollanda'dan mı? Hollanda'dan geliyorum. Ben de Almanya'dan geliyorum abi. Ben Diyarbakır'dan geliyorum. Nemetatçı. Aşağı yukarı 8 tane dil biliyorum. Dünyayı da 4-5 kere döndüm, dolaştım bütün ülkeleri. Fakat kendi ülkemizde eksik olan bir şey bildirmek istiyorum. Tatlı dile güler yüze. Hocam hangi restorana gidin, herhangi bir kafeteryaya gidin. Böyle servisler böyle yapılıyor. Niye? Lütfen oraya dikkat edin. Bunu yapma. Onu yapma. Böyle söylenir mi ya? Tatlı dil, güler yüz. Müşteri ne yapar? Hemen ertesi gün gene gelir, değil mi? Lütfen takar. Abi bütün dünyayı dört dönüp bunu mu çıkardın ya? Mısınız pandemi şeyinizi? Ne oldu? Bak anlamıyorsunuz. Bak tatlı yukarıdan dilden anlamıyorsunuz. Ayağına bir de eğer plastik yersen kardeşim, ayakların yere değmezse koronayı. Bu millet senden çok akıllı. Senleri dua ediyor. Ben yukarıdan inme biriyim. Sana bir dünya sırrı veriyorum. Delikanlı. Devletimiz devlettir. Adam toksik lan. Cumhuriyetinin yok yok bir ha bu işte dediğim buydu. Bak benim buradaki favorim bu dayı abi. Müthiş bir adam ya. Ya alacak kardeşim. Bak buraya bakın. Ya benle ya. Sen onlarla nasıl boğuşuyorsun? Niye ben halenin piçi miyim? Ya sen öyle de ya sen diyor. Niye diyorsun evde bir şey yok? Ya kardeşim yok. Nasıl yok? İşte bunu duydur. Bunlar ne yok bu sende ya? Tabii. Ne yok? Bak hem diyorsun ki alsınlar. Hem de evde bir şey yok. Ya kardeşim dayı, yok. Dayı sen ne içtin bana da versene. Ben ne içtim? Bana da ver içeyim. Aspirin içtim vereyim mi? Ver dayı. Ha. Ya öyle demeyeyim mi? Evde bir şey yok. Ya sen 40 milyar alayım diyorum milletvekili. Ya alacak 40 milyar kardeşim onlar. La bir şeye karardır dayı alınıp ben ya. Ya sen... Ben kaç tane hükümet gördüm. Hepsinde de bu hikaye var. Dayı diyorum ki almasınlar. 10 milyar o alsın. 5 milyar 6 milyar sen ya al. Ya kardeşim adamlar 10 liranın 10 lira zam geldi diye yemeklerine isyan ettiler mecliste. Sen ne diyorsun ya? Bak şimdi biz seninle kavga edeyim değil mi? Orada kebabı iyi. Kebabı iyi değil mi dayı? Ya ben ciğer de yerim, kebap da yerim. Ben o benim. Ana evde bir şey yoktu. Ya dayı sen bir şeye karar verdin. Kardeşim bak ben karar vermişim. Ben diyeyim ki adam 40 milyar alıyor. Biraz önce dedi ki evde domates mi ver yok. Adam 40 milyar alıyor almasın diyeyim. Olmaz. Bu değil ki. Niye almasın? Dayı ver alsın. Ne alsın yapayım? Alacak. Yani sen söylesen de ben söylesem de yine alacak. Ben oyumu AK Parti'ye veririm bu kadar basit. Ya dayı. Özür dilerim bir devrimciyim ben. Bak giriş yok. Her zaman ben sonraki bakışa hayran kaldım burada bak. Partiye veririm bu kadar basit. Ya dayı. Özür dilerim bir devrimciyim.
Devrimciyim ben. Ve her zaman ezilenin yanındayım. Beni içeri atamazsınız. Birini dövseniz, birini etseniz, bir karıncayı etseniz sizi her zaman ezerim. Tütünü yasakladılar lan. O kadar mı salaksınız? Fakir ne yer? Ne içer? Ekmek yer. Ya ekmek yer, tütün içer. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu bile anlayamayacak kadar salak bir ülkede yaşıyorsunuz. Baksana bir söyleyeyim. Buranın sas tablo. Bak ortadaki dayı ecel nefesi verdi bak. Ortadakine bak. Doğru diyor. Ama 10 lira dondurmaya vermiş. Bak bak gördüm barıştılar bak hemen. Dondurmaya vermiş. Hay ayakkabında güzelmiş be. Ya vereyim. Evde domates yok. Ya vereyim. John Travolta geldi. Oy senin çorabını yiyen be dayı. Vay vereyim. Dayı senin çorabını yiyen. Vereyim işte. Ben, Kemal, baba. Kemal baba. Ya. Vallahi billahi. Bir dakika dayı. Bir dakika ya. Bu Mert'in gülüşü bu ha. Ya kardeşim var ya, sen bir tanesin tamları, muhabbetlik. Bir dur dayı, 100 kişiden John Travolta giyinirsin. Bak hele, gözlüğe bak, ya, düdüğe bak, evet. Ayakkabıya vay sana, kurban olansın. Seni seviyorum dayı. Devlet baba bana bakıyor, ben de baba, alıyorum. Ya biraz tabii, önce dedi. Ben genelde konuşuyorum. Ya biraz önce dedi ki, senin ekmek. Var ya, senin o çiçeğini yesinler çünkü. Ya biraz önce demedim ki eve ekmek götür. Sorcuya bak ya, cücüye bak, Allah aşkına. Ayı bana yakışır, yakışır. Ya bana. Ayar vermişim. Ayar vermişim, bak bak, bak. Ay yıldız, bak bak. Sen farkında değilsin. Ya dayı orası bir maske ya. Allah'ım yarabbim. Dayı. Neresi ay yıldız? Bak ay yıldız, ay. Ay, maocu, bak ay. Maocu, bu da, bu da Fransi. The Fransi. Baba. Konu neydi? Fransızı. Bunlar satayım birbirlerini öldürecekler. Ma onun telefonunu kullanırız. Hani nerede? Misal veriyorum. Kainatın en merhametli insanları Türk'tür. En hırsız milleti biziz ama merhametliyiz. Her ülkede. Sizleri seviyorum. Dayımlı dayım. Dayımın dayı türede ya. Ayakkabın güzelmiş. Küçüğün çok akıllı. Dayı Allah razı olsun. Dayı seni seviyorum. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Vatandaşın gerçek gündeminde kriz var. Her şey çirkinleşmiş ya. Adam kazanmış. Ya bir git oğlum ya, bir telefonla konuşuyoruz ya. Telefonla konuşuyoruz. Ne oldu lan? Ne ya? Ne oluyor oğlum? Öbet daha. Ne ya? Allah Allah. Şu telekomun sahibi yarın öbür gün şuraya çıkacak, 1000 tane adam alacak arkasına. 1000 tane adam alacak, silahlı. Hem de silahlı. Hayırdır diyecek, ne Türkiye'si diyecek. Ben buraya para saymışım, ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. Lan şu. Lan şurada bir tane var. Lan ya, değmez lan, öldürürüm lan. Allah'ın tövbe, Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey. O ne, sigara mı istedi o? Va tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? İş sağ kardeşim. Aradan da sigara içiyor. Giderek iş savaşa doğru gidiyor arkadaş. Bir tane kırpin olmuş, 1,5. Kırpin ilaç. 1,5 lira bir kırpin olur mu ya? 25 kuruş olacak ya. Krem alıp bisküvi 2 lira, 2,5 lira. Niye dolusun hocam bu kadar hayata karşı? Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana yemin ediyorum, sor bir kim kimi seviyor. Bir ben seviyorum bu insanları. Yemin ediyorum bir ben seviyorum. Belki de ben de dünyayı sevmediğim için. Anladın mı arkadaş? Hele bir ışıklar sönsün. Hele bir kapansın kapılar. Sular durulsun. Bıçak atacağım dağın dikine. Kısa devre yapsın kalbim. Ellerim inatla dökülsün cigaraya. Dağlarda ay büyürsün. Sular köpürsün. Sen beni o zaman gör. Hele küssün meydanlar, dehşetin oğlu gülsün. Olur bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek ki? Kül olsun uykular. Gözümde silinsin kuşlar bümbülse. Kayıp bittiklerim geri dönsün. Kaybettiklerim geri dönsün. Sen beni o zaman gör. Oy! Reis ya, reis. Ne dolmuş be reis. Ama hafif sanki alkol var abi. Abi sürekli orada galiba. Baksana şu farklı videoda çıkıyor. Ama böyle bir şey olmuş ki bir şeylerle oyalanmak zorundasın. Çünkü ev hapis gibi oluyor. İnsan diyor ki artık ne olacaksa olsun ölüme meydan okuyor demek ki abi.
Ha, la konuşma lan, okuduğunu oku lan. Bunlar da okumuş. Bunlar da okumuş lan mı? Bu kadar narsist, kibirli insanların yeri yok bende. Ben tanımıyorum onları. Bana bir şey anlatamazlar ki. Tez yok kardeşim, tez. Bana bu ülkenin yönetimini verseler yapacağım ilk iş nedir biliyor musun? Şu bakanlık, şu vekillik, şu müdürlük, şu sayıştaylık, kepçeyle. Yık oğlum! Yık lan! Yık oğlum, gel la buraya, 4000 lira alıyorum. Lenin gibi yaparım, aslenlere tıkarım. Girin lan, geberin lan. Okul mokul okumayın kardeşim. Vallahi okumayın. Ne gülüyorsun sen lan? Sen burada... Bu adam ayakta atar lan. Her şeyi herkese atar koydu, herkese koyuyor. İzleyene de koyuyor. Benim yüzüme gülüyorsun, seni deşifre ediyorum. WhatsApp'tan yani savunmadığın fikirleri savunuyorsun. Demek ki sen onları savunuyorsun. Ben valinin arkasında oturmuş cigaralık içiyorum. Valinin umurunda değil. Demiyor ki acaba bu çocuğun nasıl bir sorunu var? Niye bunu içiyor? Paylaşmam lazım Cem. Ne diye şükretmemiz lazım kardeşim. Bak şükretmemiz lazım. İşsiz mi sikiyor? İş beğenmiyor. İş beğenmiyor kardeşim. Bilgisayarın açı oturayım. Ben çalışmayayım. Ya böyle bir şey var mı ya? Bırak şimdi durma. Bırak fazla. Geldi hemen. Bir muhalefet geldi bakalım. Olur mu öyle saçma sapan şey? Sabahdan bilgisayar istemez. Bırak bu la kırtıları. Yok, hadi. Ne diyorsun? Hadi, bırak hadi. Hadi orada. Ne yapıyorsun? Bırak iş. Lan hadi bırak. Hiç alamıyorum, bir şey yok be. Ayakkabı bulamıyorum. Lan sen yaşından utan be. Yaşından utan. Yediklerine utan bak. Ulan bırak. Hiç bulamıyorum. Hiç bulamıyorum. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Ver lan o adama iş. Git adam. Git hadi. Ver hadi işe. İşsizlikte bir şey yok kardeşim. İşsizlikte bir şey yok. Çalışmayan adama iş yok. Ben de geziniyorum. Ne diyor? Ne esnaflık yaptı? Ben de yıllardır esnafım. Ben sen arkada da el sallıyor. Ne diyor? Ne eder? Ne esnaflık yaptı? Ben de yıllardır. Ya Türkiye'nin özeti işte bak, şu Türkiye'nin özeti. Solda eğlenen, gelecekte başına ne geleceğini bilmeyen bir bebe, izleyenler, kavga edenler, kavga edenlere aracı olanlar, esnaf. Özet ya. Bir de kadın çamaşır. Bildiğin özet bu ya. Ben sana ne diyorum ben sana biliyor musun sen? Şükür bak, şükür şu anda. Şükür. Tabii şükür canım. 5 yaşında 50 lirası yoktu, bırak ya. Bak geçerken araya lafı koydu gidi. Bir dakika ben sana onu diyorum. Ben de onu diyorum ben sana. Bana ne amelin ya? Sana onu diyorum. Gelin de alın. Erol hiç yok. Sen onu diye demiyorsun. Gemi nerede? Bana ne? Bana. İş yok. Hayır, iş yok. Hakkımda helal ediyor. İş yok, iş yok. İnsanlar açlıktan ölüyor. Bakın yanımıza açız. Yeter, hastayım. İş yok, açım. Devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlette... Geldi, reis gene geldi. Reis geldi ya. O demek ki o mahallede, o muhitte bu abi duruyor. Duruyor orada... Kovalıyor şimdi. Yerli gibi bir şey herhalde. Oranın böyle eskilerinden çıkıyor, hemen olaya dahil oluyor. Kapitalizm var lan. Art kapitalizm. Leşçi, can alıcı. Tamam. Dört sözümü kesme, dur. Kesmiyor. Faşizan var, faşizan. Anladın mı? Tamam, biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın, yaşlılar. Ulan bu yaş... Siz hiç konuşmayın, yaşlılar. Yaşlı moruklar yok mu lan? Özlenen yaşam mucizelerle değil, devrimle olur. Ya ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane. O bir tane. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Asıl başını da gitsin. Ne oluyor lan? Ülke kafayı yedi ya. Herkes kafayı yedi. Herkes kafayı yedi oğlum. Of. Dayının bakışı mı? O renk cosplay mi? Gitmemesi için bir senede tasarlıyordum. Kimsin lan sen? He? Güzel. Abi adam kimsin lan sen? Bir dakika, galiba dayı bir mesaj vermek istiyor. Bir dakika. Kadınların cinayete kurban gitmemesi için bir senede... Ha, kadınlar için yapıyormuş bunu ama... Aha. Ne bağlantıyla yapıyor? Ben sandım ki orada zaten yapıyorlardı. Bu dayı bu kıyıkla, kılıkla gelip onları toplamaya başladı sandım. Asalıyordum. Kimsin lan sen? He? 155'i şimdi ben arıyorum. Ben Mahfiyat Tiyatro. Güzellikten haberim var. 155'i arıyorum şimdi. Kaybolma. Hadi şuna. Hadi şuna. Abi tamam. Şu an abi tamam.
Valilikten iznim var. Göstermen izin mi? Göstereyim gel. Hayvan olamam. Beni kandırıyorum lan siz. Konuş konuş. Vali. Öyle yazsın. Ben yazılmış yazılı vali öyle mi? Ben de resimli sanatçısıyım aynı zamanda. Öyle mi devletin sanatçısı olur? İstediğin gibi oynarım ben oyuncuyum. Oynuyorum. Burada, kimi burada... kandırıyorsun sen? Vurdukıysan git. Ben de geliyorum. Hayır. Hadi konuş. Ben resmi izin sanatçıyım. Resmi. Tamam mı? İleri geri konuşma. Hakkını. Üzüldüm lan adama bir an. Evet. Haklı gibi de duruyor ya. Evet anlamadım mevzuyu da abi, çok değişik şeyler yaşanıyor ya.